Şimdi de listelerle çalışırken her biri birbirinden önemli fonksiyonlarla devam etmek istiyorum. Listenin hemen hemen bütün fonksiyonlarını göstermeye çalışacağım. Zaten append'i gördük. Len fonksiyonunu gördük. Remove fonksiyonunu gördük. Diğerlerine de başlayalım. Arkadaşlar şöyle ki hemen şurada şuraya da şöyle diğer fonksiyonlar diyelim. Bunlar diyelim. Evet. Şöyle biraz aşağı atayım. Belki hani onu takip etmeniz zor olur. Evet. Şöyle ki burada print dedim ve ben şehirlerle ilgili ilk operasyonumu yapmaya başlayacağım. Bakın şehirler nokta dediğim zaman şöyle. Bakın clear isimli bir fonksiyon mevcut. Şöyle bir parantez açarsınız böyle durumda. Bakın herhangi bir kullanım farklılığı yok. Açıklaması da yok. Şöyle ki bakın biz bu işlemi yaptığımız zaman bakın none döndü. Neden? Çünkü şehirler nokta clear ile bir listeyi temizliyorsunuz. Clear fonksiyonunu kullanarak. Ha, siz bunu yaptığınız zaman bakın şehirleri bir daha yazdırmak istediğinizde şöyle bakın gördüğünüz üzere bu bomboş bir array olduğunu görüyorsunuz. Demek ki bu önemli. Clear yaptığınızda şehirler nokta clear dediğinizde şehirlerdeki bütün değerleri siliyor ve şehirler bundan etkileniyor arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Şimdi bu dolayısıyla bizim değerlere ihtiyacımız olduğu için onu ben şöyle commentliyorum. Bunun dışında şöyle bir kullanım söz konusu arkadaşlar. Count isimli fonksiyonu kullanacağım. Şöyle count of bunu hani count of gibi düşünün. Yani bir şeyin sayısı. Mesela neyin sayısı? Bu listede yanlış kullandım. Şehirler nokta count şeklinde kullanacaktım. Bu birçok dilde benzer kullanımlar var. Az önce kullandığım gibi olan diller var. C Sharp gibi, Java gibi. El alışkanlığı öyle yazdım. Şöyle bakın şehirler nokta count dediğimde Ankara şeklinde bakın Ankaralıların sayısını. Bakın şu sonuncu bir olarak yazdı. Şöyle bunları daha net görmek için Ankara sayısı eşittir diyelim artı dediğimde bakın bir problemle karşılaştım. Bu metinsel, bu ise sayı döndürdüğü için. Hemen bunu str ile string'e çeviriyorum. Yani sen sayısal bir değer olabilirsin ama onu metinsele çevir dediğim zaman bakın Ankara sayısı 1 olarak geldi. Yani ben buraya bir Ankara daha eklersem burada bakın Ankara sayısının 2 olduğunu göreceksiniz. Niye? Bu bize böyle veriler geldiğinde bir sürü binlerce veri gelecek zamanla. O bin tane veriyi işlerken işte belirli değerlerin sayısını almak isteyeceksiniz. O zaman bu size çok lazım olacak arkadaşlar. Şöyle bir kullanım daha. Şöyle şuraya yazayım. Print diyelim. Şöyle. Ankara indeksi diyorum. Şimdi şöyle bir komut yazıyorum arkadaşlar. Fonksiyon yani. Şehirler nokta index of Ankara. Ankara indeks olarak kaçıncı sıradadır diye vermeye çalışıyorum. Tabii ki burada yine bu str'yi yazmam lazım. Şöyle. Bakın Ankara indeksi 0. Neden? Bakın 0. indekste. Bir tane daha vardı. Onu niye vermedi? Neden arkadaşlar? İndeks ilk bulduğu yerde bitiriyor. Yani bir tane bulduktan sonra devam etmiyor. Dolayısıyla bu da bizim için önemlidir. Yani aramaya baştan başlıyor. Devam edelim. Bununla ilgili birazdan bir şey daha konuşacağım. Şöyle ki arkadaşlar bir kullanımda şehirlerden bir değer silmek. Mesela print ya da şurada direkt yazayım. Şehirler nokta pop deyip mesela 01. Bakın 1'de kim var? İstanbul var. Şimdi ben şehirlerden
birinci elemanı çıkar demek bu. Hani remove'la ne yapıyorduk? Direkt İstanbul yazıyordum. Burada ise indekse göre silme işlemini yapıyorum. Dolayısıyla bakın şehirleri yazdığım zaman Ankara Ankara şeklinde kalacak. Çünkü bir numaradaki İstanbul'u pop ettik arkadaşlar. Bunun dışında bir de nasıl hani çıkarma varsa indekse bir de yerleştirme var arkadaşlar. O da insert. Bakın şöyle bir parantez açtığımda bakın diyor ki indeks. Nereye yerleştirmek istiyorsun? Başa yerleştirmek istiyorum. Yani sıfırıncı indeksine neyi yerleştirelim? Örneğin İstanbul'u yerleştiriyor. Bakın bu işlemi yaptığım zaman da sıfırıncı indekse bakın gidip İstanbul'u yani önce İstanbul'u çıkardı sonra yeni İstanbul ekliyorum ama sıfırıncı indekse ekliyorum bunu. Bu da önemli. Bir diğer kullanışlı fonksiyon ise arkadaşlar reverse fonksiyonu. Reverse fonksiyonu kelime anlamı terse çevirme olarak bu düşünebiliriz. Bakın burada ne yaptı bizim için? Tabii şehirler nokta reverse dediğimde onu terse çevirdi ve sıfır olarak yazdı. Onu şöyle yapalım tabii. Önce bir çevirsin. O çünkü bir operasyonu anlatır. Yani herhangi bir şeyi döndürmeyen. Şimdi burada direkt print şehirler diyelim. Yani terse çevir. Ondan sonra şehirleri öyle yaz diyelim. Evet bakın şimdi o baştaki İstanbul'u en sona yazdı. Yani İstanbul Ankara Ankara'ydı. Şimdi Ankara Ankara İstanbul. Çünkü terse çevirmiş olduk burada. Bu da bu şekilde güzel bir kullanım arkadaşlar. Bir diğer kullanım ise bakın verilerle çalışırken bunu çok yapacaksınız. Hani verinin yedeğini almak. Şöyle ki şehirler 2 diyorum bakın. Eşittir şehirler diyorum. Bakın ne olacak burada? Şehirler 2 eşittir şehirler. Çalıştırdım. Hiçbir sıkıntımız yok. Bakın şehirler 2'ye siz şehirlerdir diyorsunuz. Güzel. Bakın şehirler 2'nin ilk elemanı. Hani şehirleri reverse ettiğimiz için ilk eleman Ankara'ydı hatırlarsanız. Şehirler 2'nin sıfırıncı elemanı eşittir. Bu sefer İzmir diyorum. En son şurada kaldığımızı unutmayın. Ankara, Ankara, İstanbul. Bakın sıfırıncı elemanı İzmir olarak değiştiriyorum. Çalıştırdım. Yine bir sıkıntımız yok. Şu print şehirleri de şöyle en sona da yazalım. Bakalım. Bakın sıfırıncı elemanı İzmir olarak değiştirdi. Yani değiştirmeden önceki hali, şimdi değiştirdikten sonraki hali. Güzel ama yalnız dikkat ettiniz mi? Bakın ben şehirler 2'yi değiştirdim, şehirler değişti. Öyle bir problemimiz var. Bakın şehirler 2'yi de değişti yazınca aynı. Yani ben burada şehirler 2'yi de şehirlerin kendisini de yazarsam bakın ikisinde de aynı. Arkadaşlar burada hani birçok programcının eksik bildiği bir bilgi vardır burada arkadaşlar. Diziler referans tiptir. Bunu not edebilirsiniz. Şimdi anlatacağım ama yani bunlara bakın arkadaşlar. Referans tip ne demek? Bunlar siz aslında bu array'ler referans tiptir. Yani integer gibi değildir yani. Referans tip demek bellekteki yere işaret eder. Yani aslında siz şehirler 2'nin bulunduğu yer eşittir şehirlerin bulunduğu yerdir demiş oluyorsunuz. Yani aslında bunun ikisi de aynı yer. Dolayısıyla sen herhangi birini de değiştirdiğinde bunların ikisi de değişmiş oluyor. Bu böyle array'lere, class'lara vesaire ileride göreceksiniz özgü bir şeydir. Ama şimdilik bunun yani böyle eşitleme yaptığınız zaman listelerde yani koleksiyon veya dizi bazlı yapılarda bunun böyle eşitleme yaptığınız zaman onların aslında bellekte aynı yere gittiğini yani bir kopya oluşturulmuyor. İkisi de aynı yer anlamına geliyor. Peki ben onu şöyle kopyalamak isteseydim. Şehirler 3 eşittir. Şehirler nokta copy var arkadaşlar. Şehirler 3 eşittir. Şehirler nokta copy. Bakın bu kopyasını al demek. Dolayısıyla ben şöyle şunu alayım. Bakın şuraya atıyorum. Şuraya atıyorum. Şehirler hatta daha da ileri gideyim. Şöyle şuraya atıyorum bakın. Yani önce şehirleri kopyalıyorum şehirler 3'e. Bakın ben bu noktada ne yaptım sonra? Bunların değerlerini işte
değiştirdim. İzmir falan yaptım. Bir de bakın print şehirler 3 diyelim. Ne olacak? Şehirler 3. Bakın ben kopyalamayı değişimi yap İzmir'e çevirmeden önce yaptım. Bakın çalıştırıyorum. Sonuç değere bakın. İzmir, İzmir ama Ankara değişmiyor. Neden? Kopyada hakikaten bir kopyasını alıyorsunuz. Yani bunu şey gibi düşünün. Sizin bir tane Word dosyanız var. Başka bir klasöre onun kopyasını alıyorsunuz. Şimdi bir Word dosyasında değişiklik yaptığınızda diğeri değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. Copy tam olarak bu. Ama diğeri tamamen kısa yolunu almak gibi. Yani şu ifade, şu işlem kısa yolunu almak gibi. Yani bir yeri değiştirdiğin zaman aslında her yer değişiyor. Çünkü point ettiği, buna pointer deniyor. Point ettiği, yani işaret ettiği yerle alakalı bir şeydir bu arkadaşlar. Bir diğer kullanım da arkadaşlar şöyle. Şehirler nokta extend diye bir komut var arkadaşlar, fonksiyon var arkadaşlar. Şehirleri extend et. Peki extend etmekten kastımız ne? Aslında elinizde iki tane dizi var ve siz bu iki tane yani liste var dizi mantığıyla konuşuyoruz. Bunların hepsi dizilerin hepsinde geçerli. Siz bunları bir araya getirmek istiyorsunuz. Yani Excel'de iki tane farklı sayfada verileriniz var ve siz bunları toplamak istiyorsunuz gibi düşünün. Extend diyerek. Bakın şehirleri extend ediyorum. Ne ile? Örneğin şehirler 3 ile. Artık ben print şehirler dediğim zaman şöyle çalıştırıyorum. Bakın onları yan yana getirmiş oldu. Bakın bu şehirlerin kendisi sonuna da bizim şehirler 3'ü eklemiş olduk. Ha, bu mantıkla böyle artık şehirlere bir de şey ekleyebiliriz. Şehirler 2'yi ekleyebiliriz vesaire. Hani bu şekilde çok güzel kullanımlarımız söz konusu. Arkadaşlar bir diğer kullanımda şehirler nokta sort alfabetik olarak veya sayıysa sayısal olarak listelemeye yarıyor. Bu mantıkla bakın dikkat edin şehirler nokta sort dediğimde verileri aldı böyle A'dan Z'ye doğru bir sıralama ile gerçekleştirdi bunu. Tabii böyle bunları yaparken mesela tersten sıralama gibi bir şey yapmak istediğinizde gelirsiniz bunun sonuna bir tane de tabi bu işlemi bitirdikten sonra şehirler nokta işte reverse dersiniz mesela. Bu sefer hani tersten yazmasını sağlarsınız. Bakın bu sefer İzmir'den doğru yazmaya başladı. Yani terse çevirdiğinizde bu sefer Z'den A'ya doğru yazdınız. Tabi nasıl yaptık? Önce sort yaptık sonra reverse. Yani A Z, Z A'yı A'dan Z'ye, Z'den A'ya şeklinde bu şekilde çalışabiliyoruz arkadaşlar. Bu da oldukça kullanışlı fonksiyonlardan bir tanesiydi. Son olarak burada indeksi de verdik. Evet, bir şey kalmadı. Temel olarak kullanacağımız fonksiyonlar bunlardır.